Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına, bakıp Türk'ün tarihine, bakıp Türk'ün geçmişine, bugününe ve geleceğine. Evet, burası Karadeniz, burası fındığın başkenti, kirazın ana vatanı, adını kirazdan alan Giresun'un tarih, kültür, turizmde marka kenti, yedi değirmenleriyle, tarihi Zefre Limanı ile Esbiye. Esbiye, at düzü at meydanı anlamına geliyor. Türklerde at avrat silah kutsal ve Türkler, Çepni Türkleri, Oğuz boylarının Çepni boyu buraya geldiğinde at yetiştirilmiş bu bölgede ve cins atlar olmuş Esbiye yöresinin. O güzelim Karavacık yaylalarında tarihi Soğuk Pınar Beldesi ki 550 yıllık geçmişi var. Evet, şu an Zefre Limanı'ndayız. Tarihi Zefre Limanı burası ve şöyle de bir sunuş da yapalım. Evet, diyor ki ünlü dünya komutanlarından Hannibal, ya bir yol bulacağız veya bir yol açacağız. Evet, çaresizliğe meydan vermiyor. Biz bir yol bulup yol açmamız gerekiyor ama açılmış o geçmişteki yol hikayelerini de gündeme getirmek gerekiyor. Burası tarihi Zefre Limanı. Şu an Devralem TV, Sakarya TV ve Gebzegazetesi.com ortak yayınındayız. Karadeniz sahillerindeyiz. Tarihe not düşüyoruz. Zefre Limanı herhangi bir liman değil. Çin'den başlayan İpek Yolu denizle Tirebolu'da buluşuyordu. Zefre limanlarından da İç Anadolu bölgesine mallar taşınıyordu geçmişte. Evet, Zefre Limanı burası ve bugün küçük bir balıkçı barınağı haline geçmiş Zefre Limanı'ndayız. Ve Zefre Limanı'nda birçok kayık burada her gün balık mevsiminde Karadeniz'e açılıyor. Ve buradaki balıklar da oldukça ünlü. Biraz önce bir belgesel çekimi gerçekleştirdik. Kayıkçı arkadaşların yardımıyla motorcu arkadaşlar bizi sahile doğru götürdü. Evet, Karadeniz'den kısaca bahsetmek gerekirse bugün Türkiye'nin birçok yerinde yağmur, sel, fırtına var. Ama Karadeniz sakin. Dağlar bulutlu ve biz sahildeyiz. Hemen yaklaşıyoruz. Her evin olmazsa olmazıdır. Giresunlu'nun alameti farikasıdır karalahanalar. Taşların üzerinde bile insanımız bunu yetiştiriyor, yaylasında yetiştiriyor. Hatta yurt dışında bile balkonlarda yetiştirip mutlaka karalahanadan sütçama, pirinçli, karalahana sarması, etlisiyle birçok şey yapıyor. O karalahana hemen burada. İncir ağacı ve Karadeniz nazlı nazlı hemen arkamızda. Ve nedense Karadeniz maalesef bir türlü kullanılamıyor. İstanbul'dan, büyük şehirlerden, Kocaeli'den Karadeniz bölgesine feribotlar gelse, Karadeniz sahili güzelce gezilip 3-5 günde hem Karadeniz keşfedilip hem de karayolu biraz azaltılsa diyoruz. Ve Karadeniz'de inşallah bir gün feribot seferlerinin geleceğini düşünüyoruz. Hemen arkamızda özellikle Karadeniz bölgesi, Giresun yöresinde, Ordu yöresinde, Trabzon'da çok yetişen kara ağaç. Kızıl ağaç. Daha doğrusu bizim ifademizle yaykın. Ve yaykın gerçekten önemli. Keşke daha önce olduğu gibi devletimiz yaykın ağacı yetiştiriciliğini, kızıl ağaç yetiştiriciliğini teşvik etse, fındık ve diğer ürünlere alternatif olarak bir geçim kaynağı olabilir ve özel sektörümüz de bu ağacı buradan satın alarak sunta ve ağaç sanayinde çok rahat kullanılabilir. Bakın, sıfır noktada denizden yaylalara kadar, yaylanın o vadilerine kadar yetişebilen bir ağaç türü kızıl ağaç. Ve kızıl ağaç inşallah bir gün sanayicimize kazandırılır. Devlet ve bunu teşvik eder, özel yetiştiriciliğe açar ve bir gelir kaynağı olur bu bölge. Maalesef Karadeniz yöresini gezip dolaştığımızda gördüğümüz gibi her yer evlerle dolu. Yaylalara kadar 3-5 katlı ev yapmışız. Keşke bu ev yapmayı üretime çevirebilseydik. Bugün yaylalarda bir hafta 10 gün kalınan 2-3 katlı evler görüyoruz. Yıllar önce devlet teşvik etseydi ve deseydi ki ben size ağaç veriyorum, indirimli ağaç vereceğim, kereste vereceğim, siz keresteden bu yayla evlerini yapın deseydi ne kadar güzel olurdu. Bugün buradan, bu sahilden beton oraya çıkartılması, demir götürülmesi büyük bir maliyet. Üstelik 10-15 yıl sonra da o beton o soğukta, o donda parçalanıyor. Ama 80 yıl, 100 yıl önce o çam ağaçlarından yapılan o hartamalar, tahtalar bugün kemikleşmiş, çürümeden yaylalarda duruluyor. Buradan yetkilileri göreve davet ediyoruz. Yaylada mutlaka ağaçtan evler yapılması teşvik edilmeli ve orman işleri
işletme belli ücretle o yaylada vatandaşa, ev yapacak vatandaşlara veya evini güzelleştirecek vatandaşlara mutlaka imkan sağlamalıdır. Evet, bu yol Karadeniz yolu önemlidir. Değerli izleyenlerimiz, yol dedik ya sözümüze başlarken, ya bir yol bulacağız veya bir yol açacağız. Yol bir medeniyettir, yol tarihtir, kültürdür. Evet, bu yolun 1973-74'lü yıllarda nasıl açıldığını biliyoruz. Ve bu sahil yolu 1974-75'lerde açılmıştı. Daha önce Arımerit dediğimiz dağın arkasından geçiyor ve oldukça tehlikeli bir yoldu. Ve buralar, yol açılmadan önce biz buraları biliyoruz. Mandalin bahçeleri vardı burada. Hatta halen mandalin ağaçları var. Çok özel mandalin, narinciye yetişiyor burada. Bir dantele gibiydi. Ama yol da olacak mutlaka. Keşke bu kadar tahrip edilerek bu yol açılmasa ve daha düzgün bir hale getirilip veya tünelle açılabilseydi, tıpkı Ordu'da olduğu gibi. Evet, sözü uzatmıyoruz. Sizi bu güzelim sonbaharda Türkiye'nin birçok yeri sararıp solmuşken Karadeniz'in o muhteşem güzellikleri eşliğinde sizleri bu bölgeye davet ediyor. Bir başka canlı yayında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.